Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Nasılsınız? Bugün ki konu başlığımız nedir? Çiçeklere yaprak gübresi atacağız. Sıvı yaprak gübresi atacağız. Şimdi 600 litrelik bildiğiniz üzere Önenler marka pülverizatörümüz var. Suyu doldurdum ben. Tabii köyde doldurdum hatta suyu da. Şu an tarladayım. Suyu köyde doldurdum. İlacı biraz erken attım galiba. Ondan dolayı ilaç biraz böyle hafiften köpürdü. Ondan dolayı suyumuz biraz az doldu köpürdüğünden dolayı. Sonra ne yaptım? İlaç atacağım tarlanın hemen yanında zaten bir çeşme daha vardı. İşte köpüğü biraz indi. Sonra çeşmeye geldim. Suyu tamamladım. Hazırız. Şimdi ilaç atacağız. Şöyle göstereyim. T480S takılı. Arkasında da işte 600 litrelik her zamanki bildiğiniz üzere Önenler'in ilaç atma makinesi. Olarak ne atıyoruz onu da göstereyim. Sıvı gübre olarak organik amino asit partner 700 atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutusu şöyle. Bu bizden çoktandır vardı zaten, elimizde vardı yani. Ne diyeyim, hatta şöyle tam geçen sene nohutlara ilaççı abimiz vardı bir tane, o vermiş daha doğrusu babama. Nohutlar atmadık. Nohutlarda hastalık vardı. Nohutlar atmadık. Düzelir diye vermiş. Böyle kalmıştı. Şimdi açığını kullanıyoruz. Tarlamız üst tarafta. Tarlamız bunun hemen üstü. Tarlaya gireceğiz. Kanatları açacağız. Ve atıma başlayacağız. Bu tarlada hayvanlar için ekilmiş galiba. İçinde yulaf, tırtıkale, her şey var. Çavdar. Hepsinden karışık ekilmiş herhalde. Baktın mı abi tarlaya? He, doldu. Şimdi şu baş tarafa gideceğim. Oradan atarak geliriz. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu son bir haftadır, bakın son bir haftadır acayip derecede yağmur yağdı. Tarlalar şu an bile çamur. Belki traktörün lastiğinden de görürsünüz. Lakin çiçekler fazla büyümeden bu gübreyi atmak için giriyoruz. Çapa çektiğimiz, şöyle gördüğünüz karık açtığımız yerler hep su dolmuş. Bu çiçek için muhteşem bir özellik. Vazgeçilmez. Bu yağmurlar çiçeklerimize, yani nasıl desem, yarayabildiğinin kat kat fazlasını yaradı yani, öyle diyeyim. Çiçek yağmuru sever, biliyorsunuz ki. Bu tarla bizim en kötü tarlamız, öyle diyebilirim size. Yani buranın çiçeğine ben diğer çiçeklere göre hiç beğenmiyorum, öyle diyeyim. Çünkü toprak yapısı bölge bölge değiştiği için her çeşit topraktan var. Ondan dolayı o şekilde. Burası İlkan abinin tarla, LG ekili. Şimdilik ne yapalım? Buradan şöyle gidip geçen seferki gibi yapalım ya. Tarlanın diğer tarafından gelelim. İşte bugün, dün biraz yağdı. Bugünle yarın bir sıcaklık var işte. Biz de o sıcaklıklarda şey atalım dedik. İlacı, yaprak gübresini daha doğrusu. Yani eğer bu yağmur böyle giderse Allah'ın izniyle bu sene çiçeklerimiz süper olacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi şu an hendekler çamur. Çapanın da bir nevi mantığı bu. Toprağa toprak doldurma işlemi yapıyoruz. Yani çiçeğin köküne toprak doldurma işlemi yapıyoruz ve sıra arasına da boşluk açıyoruz ki yağan yağmur oraya biraz biriksin ve çiçeğimiz güzel olsun diye. Gördüğünüz gibi bakın, burası, şurası güzel, şurası kötü. Çiçeğimiz bölge bölge değişiyor. Şimdi şurası biraz sıkıntı olduğundan dolayı bir şöyle girelim. İndirelim az. Kanatlar açacağız. Şurayı açalım. Şimdi bunu kaldıracağım. Şu an zaten yere değiyor da bunu çok kaldırmamız lazım. Şu attığımız amino asit çiçeğin kökünü yakmaması için, sapını yani, şu görmüş olduğunuz şu kökü var ya, burasını yakmaması için biraz yüzünden atacağız. Şu an biraz aşağıda. 3. ayar, 2. vitesle atacağız. Bunu da ayarlayalım buradan gelmişken. Şöyle 3. ayar. Vanalarımızı açalım. Bismillah diyelim, başlayalım. 2. vitesle. Şunu kaldıralım abi biraz. Bayağı kaldıralım hatta. Böyle full kalk hatta. Bu bile az. Neyse. Fazla zaten değmiyor da. Biraz eğimden dolayı doluyor. Bismillah diyelim, başlayalım. Hadi bakalım. İlaç atarken çapadan fazla tepeleniyor tarla ya. Bu arada ayçiçeğine çok bir fazla zararı yok. Yani ilaç gibi, mesela Grandstar ilaç attık biz buna. Üst üste gelmemesine dikkat ve özen gösterdik. Bunda öyle sıkıntı yok. Üst üste gelebilir yani. Fazla gelmesin ama normal gelse sıkıntı olmaz. Organik hayvan gübresi, amino asit yani ya, bildiğiniz hayvan kemresi diyebiliriz. Şu an tabii ki siz bunun kokusunu alamıyorsunuz ama ben alıyorum. Yani bildiğiniz hayvan kemresi kokuyor. Bu ayçiçeklerine de çok üzülüyorum bu arada. Biraz fazla tepeleniyor. Buralar iyi değil mesela, kel kalmış. Tarlanın en berbat, en kötü yeri ya. Bir de özellikle zaten verimsiz tarlalarımıza çok atıyoruz şeyi, hayvan gübresini, yani bu amino asit diyelim. Diğer tarlalarımız Allah'a şükür 10 numara. Hiçbir şey yapmak yine veriyor. Tarla kuvvetli olunca, yalnız böyle kötü olunca mecbur biraz destek vermemiz gerekiyor. Ondan dolayı bu tarlaya biraz fazla atıyoruz. Liftomatiği kaldırdı mı böyle biraz daha fazla kalkıyor şey. Şöyle girelim. Hop. Arkaya bakınca direksiyon hakimiyeti gidiyor. Yer çamur, traktör felaket kayıyor şu an. Sakin atmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Önümüz full yağmurlu. Bunu şimdi atmazsak bir daha ebed atamayız. İçine giremeyiz için. Mecbur atmamız gerekiyor. Grandstar hardalların büyümesini durdurmuş, ufaktan da sarartmış. Bunu görebiliyorum şu an. Hop. Sakin ol evlat. Haydi bakalım, buradan bir dönüş at şöyle. Sidik kokuyor, sidik. Kendimi bir an hayvan kebresi temizliyor sandım ya. Şu an bile traktörün altına değiyor. En verimli yerler bakın bura. Değiyor. Ne bahsedeyim diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Bazılarınız YouTube'da soruyor, T480'in yakıtından memnun musun diye. Arkadaşlar, böyle ayak işlerine ilaç atmadır, vesaire gübre atmadır, bunun gibi işlere bitirim. Yani yakmıyor arkadaş, yakmıyor ya. Gerçekten yakmıyor yani, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın. Neredeyse 45-50 dönüm yere ayçiçek çapalaması yaptım. Bir tarlayı yapmamıştık. Yani size yaktığım mazotu söyleyeyim mi arkadaşlar? 20 litre falan yakmış. Yani 20 litre bile yakmamış neredeyse de. Ben fazladan söylüyorum işte, yol vesaire, git gel, öğlen yemeği derken. Yakmıyor yani. İbre hiç düşmüyor. ya. Biraz akciğere zarar veriyoruz da yapacak bir şey yok. Gene her şey onlar için. Önemli değil ya, kalsın. Evet. Şimdi diğer tarlaya gideceğiz. Bakalım video kaç dakika olmuş, burada bir kapatalım. Artık eğer yaparsak orada da çekim yaparız. Sadece zaten şuralardan damlayan bir sürü şey. Ne kadar kalmış? Bu arada iyi, daha epey var.